Efendim bu vahşet çok üzücü. Şu vurgu önemli. Saldırgan bilgisayar oyunundan etkilendi. Şimdi bunu konuşacağız. Akademisyen Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte. Ali Murat Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Meltem Hanım. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Gün geçtikçe bu alışkanlığımız bağımlılık haline dönüştü aslında. Gençler gerçekle sanal dünyayı artık ayırt edemez hale geldi mi? Bu soruyu sorayım. Çünkü bu aldığımız haberler hakikaten çok üzücü. Evet, bundan sonrası için gerçekten de düşündürücü. Evet, çok haklısınız Meltem Hanım. Aslına bakarsanız çok değil, Ağustos ayına sizi götürmek istiyorum. Yine Ağustos ayında da Eskişehir'de yaşanan bir olay vardı hatırlayacak olursanız. Tıpkı buna benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Yine orada da maskeli, gamalı haçlı bir saldırgan Eskişehir'de gelişi güzel bir şekilde eline aldığı bıçakla 5 kişiyi yaralamıştı. Daha onun etkileri sürerken, devam ederken Ekim ayında bakın böyle bir olayla karşı karşıya kalmaya başladık. Artık bu tür olayların çok fazla arttığı, özellikle çocukları, gençleri ki oradaki saldırganın da 18 yaş olduğu, buradaki MG isimli saldırganın ise 17 yaş içerisinde olduğunun altını çizmemiz gerekir. Dolayısıyla artık bu bizim bu olayları sıkça tartışmaya başladığımız bir olayın da fitilini ateşlemiştir ki gerçek ile sanal dünya arasındaki sınırın kaybedildiği, oyunlardaki şiddetin had safhaya ulaştığı, oyunlardaki yaş sınırına bakılmaksızın artık çocukların, her yaştan, her kesimden çocuğun bu oyunları oynadığı, online ya da platformlarda oynadığı ve bunun da suç oranındaki artışa otomatik olarak meyil verdiğinin altını çizmemiz gerekir. Tabii bilgisayar oyunlarının ya da dijital oyunların etkili olmasının birçok faktörü var ama başta gençler arasında popüler olan bu gençlerin işte şiddet içerikli oyunlara sevk edilmesinin altında bu tarz oyunlara maruz kalması, buradaki şiddet içerikli oyunlarda özellikle bıçak ve bir takım silahlarla karşındakini öldürmesi ve böylelikle aslında şiddetin normalleştirilmesi esas alınmış durumda. Yine bir diğer neden de oyuncunun o oyundaki karakterle özdeşleşmesi. Çünkü yani Meltem hayatı Hanım, orada oyun mu sanıyorlar? Yani bilgisayar oyunları gençlerin artık gerçeklik algısını mı bozmuş durumda? Gerçeklik algısı bozmuş değil, kaybolmuş durumda. Çünkü o oyuncuyla özdeşleştiği için onunla bir bağ kurmuş oluyor. Özdeşleşmek bağ kurmak anlamına geliyor. Oyunda ödüllendirme sistemi var. Siz ne yapıyorsunuz? Karşınızdakini öldürerek işte oradan para ya da işte dediğim gibi oradan kazanç elde ediyorsunuz ve sizde bir sanal başarı hissi oluşturmuş oluyor. Şimdi bu sefer genç oyun bağımlısı olduğundan dolayı gerçekle sanal arasındaki ayrımı tamamen kaybetmeye başlıyor. Bu durum bağımlılığa yol açıyor. Özellikle şiddet içerikli oyunlara çok fazla ilgi gösteren genç başarıya ulaşmak için şiddeti kullanmayı da normalleştirebiliyor. Burada MG isimli şahsın yapmış olduğu tam da bu. Ya da Eskişehir'de yaşanan olaylar tam da bu. Aslında denetim konusu çok önemli. Bu oyunlardaki denetim tartışılmalı. Birçok ülkede oyunlarda yaş sınırlamaları var. İşte artı 13 diyor, artı 18 diyor. Türkiye mesela ESRB'yi kullanıyor. Entertainment Software Rating Board. Bu sistemler oyunlarda işte şiddetin olup olmadığı, dili değerlendiriyor, cinsellik gibi unsurlara yer verip yer verilmediğine göre yaş sınırını belirliyor. Ama dijital oyunlarda bu sınırları kaldırmak çok kolay. Çünkü bu oyunlara giren gençler ya da çocuklar genelde kendilerini 18 yaş üstü gösteriyorlar. Bu platformlarda da bir denetleme söz konusu olmadığından dolayı 18 yaşın üstü olarak gösterip otomatik olarak giriyorsunuz. Yani istediğiniz kadar kontrol ve denetim bulunsun. Peki evet. Kolayca demek ki bu oyunlara erişilebiliyor. O zaman ne yapacağız? Aile ve devlete bu noktada gerekli sorumluluklar düşüyor. Önce aile. İlk eğitim ailede başlar. Bakın kaç gündür Sur'da yaşanan olayları konuştuk. Sosyal medyayı konuştuk. Şimdi de böyle bir olayı konuşuyoruz. Önce aileler bir kere kontrol ve denetimi sağlayacak. Oyun seçimini kontrol edecek. Çocuğun hangi uygulamayı indirdiği, hangi oyunda oynadığını bir araştırsın baksınlar ya Meltem Hanım. Oyun süresini kısıtlamak çok önemli. Yani bağımlılık ne yapıyor? Belli bir süreden ve aşırı bir şekilde kullanımla gerçekleşiyor. İletişimi güçlü tutmalı aile. Bununla birlikte alternatif aktiviteler sunmalı. Siz sürekli gözümün önünde oynasın, oyun oynasın derken aslında onları bir batağın, bir çukurun içerisine göndermiş oluyorsun. Bu önemli. Devlet de özellikle yaş sınırlamaları ve denetimlerini arttırmalı. Özellikle BTK aracılığıyla çevrimiçi sanal oyunların genelde çevrimiçi sanal oyunlar oynanıyor. Burada özellikle gruplar meydana geliyor. Bu gruplar içerisinde çocuklar şiddete
de meylediyor. Buna dikkat etmek lazım. Oyun derecelenme sistemlerinin Türkiye'de daha etkili bir şekilde kullanılması lazım. Bu konuda dijital okuryazarlık eğitimlerinin mutlaka arttırılması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda her sınıfa mutlaka bir saat dijital okuryazarlık eğitimi vermesi son derece önemli. Ve şiddet içerikli oyunlar gerekirse erişim engeliyle karşı karşıya kalabilmelidir. Roblox'ta bunu yaşamıştık. Biliyorsunuz Roblox'ta müstehcenlik konusunda bir sınırlama, bir erişim engeli söz konusu olmuştu. Aynı durumun çok farklı oyunlarda da var olduğunu söylemek gerekiyor. Burada oyun ismi vermek istemiyorum ama Meltem Hanım, çok farklı oyunlardan etkileniyorlar ve çevrim içi oyun denetimi mutlaka gerçekleştirmeli. Devlet ya da yetkili kurum kuruluşlar, BTK mutlaka çevrim içi oyun platformlarını denetleyecek. 5651 sayılı kanuna, internet ortamında yapılan yayın düzenlenmesi ve bu yayınlar yolu işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanundaki katalog suçlara aykırılık olup olmadığına bakacak. Siber suçlarla mücadele daire başkanlığımız sanal devriyeler aracılığıyla bu oyunlarda, bu gruplarda kendine yer edinecek. Bunların içeriklerini kontrol edecek. Gençlerin olumsuz etkilere karşı nelerle karşı karşıya kalabileceği konusunda gerekli düzenlemeler yapılacak. Mesela ne yapılabilir? Filtreleme özellikleri kullanmalı oyun içi denetimde. Örneğin oyun içerisindeki mesajlaşmalar, oyun içerisindeki yazışmalar, zararlı içerikler, kötüye kullanım, belli anahtar kelimeler aracılığıyla filtrelenebilir, sınırlanabilir ve tabii ki aileler çocuklarıyla doğru iletişimi kurmalıdır ve empati kurmalıdırlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor. Ben teşekkür Ali ediyorum. Kırık bizimle birlikteydi. Önce aileye sonra devlete iş düşüyor dedi. Peki.